Boyun fıtığında hangi ameliyat yöntemleri kullanılır? Daha önce bahsettiğimiz boyun fıtığı, boyundaki disklerin arka tarafa, omuriliğe veya yan tarafta çıkan sinir köklerine basmasıyla oluşan durum demiştik. Bunda hangi ameliyat yöntemleri kullanılır? Böyle duran, önden bakıştaki bir boyunda önden yaklaşım kullanılabilir. Genelde boyunun bir tarafından yatay bir kesiyle girilir. Bunu hatta cilt çizgilerinin içine gizleyerek estetik olmasına özen gösteririz. İçeriye girilir, kaslar aralanır, omurgaya ulaşılır. Ondan sonra girdiğimiz yerde omurgayı ortaya koyduktan sonra fıtıklaşan diski çıkartırız. Bu bölgeye genel itibariyle metal, bazen bir nevi plastik, bir polimerden yapılmış bir kafes yerleştiririz ve içine ya banka kemiği ya hastanın kendi kemiğinden alıp kemik aşılarız. Üzerine de destek olsun diye kimi durumlarda bir plak yerleştirir. Bunu fıtığın üstündeki ve altındaki omurlara tuttururuz. Maksat buradan bir daha fıtığın oluşmasını önlemek ve fıtığın hemen üstünde ve altındaki omurun birbirine kaymasını sağlamaktır. Bu bölgede bu yaklaşımla tarif ettiğim dondurma işlemi, hareketsiz bırakma işlemi yapılabildiği gibi diski çıkartıp fıtık materyalini aldıktan sonra içeriye hareketsiz bir protez yerleştirerek boyunda fıtıksız ama hareketli bir durumda sağlanabilir. Bir diğer ameliyat yöntemi arka tarafta ense kısmından boynunu açarak ilgili bölgeye müdahale etme şeklindedir. Bu fıtığın yanında kireçlenmenin de olup olmadığına göre yani bu tip değerlendirmelerle yaptığımız verdiğimiz bir karar. Mikrocerrahi olarak buradaki kemikten küçük bir pencere açılıp omurilik ve sinir kökü bir miktar kenara çekilip aradan fıtık materyali çıkartılabilir. Eğer çok ileri kireçlenme varsa önden ve arkadan yapılan bu işlemler kombine olarak kullanılabilir. Yine belde olduğu gibi lazerle fıtığı buharlaştırma yöntemiyle perkutan olarak yani cildi açmadan yapılan fıtık ameliyatları da vardır. Ancak bu her hastaya uygun bir teknik değil.